Sayda O zaman bakıyorum. şöyle yapalım. Bugünkü etkinlik için çok teşekkür ederim size Şahin Bey. Güzel bir etkinlik düşünmüşsünüz gerçekten. Rica ederim hocam. Bugünkü konumuz adli bilişim, bugünkü eğitim. Temel olarak adli bilişim nedir? Süreçleri nasıl ilerler? Adli bilişim aşamaları nasıl? İmaj nasıl alınır? Bunlardan bahsediyor olacağım. Temel olarak adli bilişimle ilgili bir sürü tanım var aslında. Ama ben böyle en kapsamlı ve temel tanımı size söyleyeyim. Adli bilişim bir olayın aydınlatılmasına yönelik olay yerinden toplanan delillerin veya elektronik materyallerin mahkemelerce delil niteliğinde kabul edilebilecek bir şekilde incelenmesi, analiz edilmesi ve mahkemelere sunulması süreci ne toplamına bir adli bilişim deniliyor. Adli bilişim bir adli olay gerçekleştikten sonra olay yerine gidip müdahale ederek oradaki elektronik materyallerin toplanması ve daha sonra incelenmesinden oluşuyor diyebiliriz adli bilişim için. Peki dijital delil nedir? Dijital delil de depolama özelliği bulunan elektronik cihazlarda yer alan verilerdir. Örneğin normalde herkes dijital delil olarak fotoğraf der, işte video kayıtları der veya dosya der. Ancak mesela dosyaların oluşturulma ve değiştirilme tarihleri de bizim için dijital delil. Çünkü bir olay gerçekleştiğinde bunun çözümlenmesi aşamasında önemli olan bizim için olayın ne zaman başladığı ve ne zaman bittiği arasındaki çözümlemeyi Doğru. yapmak. Bu yüzden de dosyaların oluşturulma, değiştirilme ve en son erişim tarihleri de bizim için önemli. Çünkü şüpheli kişi o dosyayı ne zaman oluşturdu? Zaman olarak birbiriyle uyuşuyor mu? Veya değiştirme yaptıysa şüpheli olayla ilgili olarak zaman bilgisi uyuşuyor mu? Bunlar bizim için önemli. Bu yüzden de bu dosyaların oluşturma tarihleri de dijital delil. Silinmiş dosya ve klasörlerde zaten bunlar dijital deliller. İlerleyen slaytlarda bahsedeceğim. Adli bilişim süreçleri. Şimdi adli bilişim süreçleri şu şekilde oluyor. Öncelikle ben slayttan böyle hani bunu sizin için hazırladım ama ben kendimce anlatacağım bu tarz şeyleri. Rica Adli ederim. bilişim süreci şöyle başlıyor. Bir olay olduğunda adli bilişim uzmanları belirli ekiplerle birlikte olay yerine gidiyor. Olay yerini şöyle bir oda olarak gözünüzde canlandırabilirsiniz. Olay yerinde herhangi bir şekilde kameranın almayacağı bir yer kalmayacak şekilde yani kör nokta kalmayacak şekilde bir kamera yerleştiriliyor bir alana, örneğin odanın bir köşesine. Burada belirli ekip çalışanlarıyla birlikte adli bilişim uzmanı bütün elektronik materyalleri tespit ediyor. Bu arada bu böyle hani bildiğimiz bir flash bellek falan olarak bunu düşünmeyin. Burada kalem şeklinde flash bellekler var artık işte ne bileyim anahtarlık şeklinde flash bellekler var kredi kartı şeklinde bunlar da hani bu konuda biraz uyanık olmak gerekiyor. Sadece gidip de işte disk ya da bilgisayar ya da sadece flash bellek aramak doğru olmaz bizim için. Bu yüzden de bu konuda biraz uyanık olmak gerekiyor. Bu tarz ekipmanların da bulunmasında hani biraz daha önem taşıyor bizim için bunlar. Burada materyalleri tespit ettikten sonra her materyal için bir etiket oluşturuluyor. Her bir etiket oluşturduktan sonra bir de bir envanter tutuluyor. Bu envanter denilen şey de olay yerinde elde ettiğimiz bütün bulguları yazdığımız bir nasıl diyeyim bizim için delil olabilecek bir kayıt diyebiliriz envanter için. Bu envanter sonucunda adli bilişim uzmanı topladığı bütün materyalleri bir envanterde tutuyor. Ve en son olay yeri incelemesi bittikten sonra orada bulunan bütün ekip bir imza atıyor ve hani o bir kayıt altında oluyor. O bizim için önemli olmuş oluyor. Olay yeri bu şekilde. Süreç de şöyle ilerliyor. Öncelikle şuradan aşamalarını açayım. Bu aslında ben burada dört temel aşama olarak gösterdim ama bunu daha böyle uzun uzadıya da açılabiliyor. Böyle 6-7 aşamaya kadar çıkarabiliyorlar. Ama temel olarak dört aşamada tanımlama aşaması, toplama, analiz ve raporlama aşamalarından geçiyor bizim için. Tanımlama aşaması şöyle, işte olay yerine az önce dediğim gibi gittik. Orada olan bütün ekipmanların tespitini sağlıyoruz. Yani orada bir tanımlama yapıyoruz ve her biri için bakın burada da etiketleme dediğimiz olay bu. İşte hani şu şekilde bir olay yeri 1, 2, 3, 4 diye bunu bu şekilde etiketliyorlar. Şunu da söyleyeyim. Burada bunu toplama aşamasında söyleyelim ya da şöyle yapalım. Bu tanımlama aşamasını doğru bir düzenli bir şekilde yaptıktan sonra toplama aşamasına geçiliyor. Toplama aşamasında da
soruşturmaya uygun olabilecek dijital delillerin toplanması bu. Burada hani mahkemeye sunulacak şekilde, uygun bir şekilde toplanması gerekiyor. Bunlar da işte ceza kanunlarında yazıyor zaten. Bu Yani hukuki toplanma sürece aşamasında bağlı değil mi hocam? efendim? Yani hukuki sürece bağlı olarak. Evet, aynen. Yani olay yerine gidip el koyma da yine hukuki bir mesela TCK'da 134. maddesinde Evet. bir bilgisayar üzerinde eğer bir suç işlenmesi o şüphelinin gidip bilgisayarına el konulabilir veya ekipmanlarına el koyulabilir diyor. Bunun için Savcılık bir izin. izin verse bile mi hocam? Evet, yani şey kanuna göre ilerliyor Evet. işlem. Daha sonra toplama aşamasında şöyle bir şey var. Bir de burada topladığımız delilleri bir de muhafaza etmemiz lazım. Bunu korunaklı bir şekilde. Örneğin işte bir telefonu aldıysak, bir bilgisayar elde ettiysek bunları korunaklı bir alana almamız gerekiyor ki bunlara herhangi bir zarar gelmesin. Çünkü bunlara bir zarar gelirse ne olacak? Olay karartılmış gibi düşünülebilir bu aşamada. Daha sonrasında analiz aşaması. Analiz aşamasında da bütün ekipmanlar toplandı. Daha sonra bunları biz kendi laboratuvarımıza getiriyoruz. Laboratuvarda uygun bu inceleme adli bilişim inceleme yazılım ve donanımları var. Uygun bir şekilde herhangi Hocam sesiniz gitti aşağıdan. Hocamızın sesini açabilen var mı buradan? Hocam aşağıda olması gerekiyor. Tam üçlü buton. Şu an gelmiyor. Hayır. User'lardan Çok biri pardon, benim sesim bağlanıyor. kapanmış. Şu an evet. Ay çok pardon. Nereye kadar sesi alamadınız acaba? Evet hocam. Evet. Yok. Şu anlık aslında tam olarak çok da büyük zaman kaybetmedi. Ben çünkü önledim hemen. Tamam, teşekkür ederim. Bir boşluk olmadı zaten. Devam edebilirsiniz. Tamam. Toplama aşamasında şunu söyledim. Oraya bilmiyorum kaçırıldı mı? Örneğin bir bilgisayar veya bir disk elde Hayır. ettiysek Tam orada. bunları tamam. Burayı o zaman geçiyorum. Analiz aşamasında da elde ettiğimiz materyalleri getiriyoruz laboratuvarımıza biz. Burada uygun inceleme yazılımları ve donanımları var. Bunları az sonra göstereceğim. Bu donanımlarla cihazlarımızın bir kopyasını oluşturuyoruz veya diskimizin bir kopyasını oluşturuyoruz. İnceleme yazılımlarımızla da inceleme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra raporlama aşaması. Analiz aşamasında elde ettiğimiz bütün her şeyi raporlama aşamasında düzenli bir şekilde yazmamız gerekiyor. Şu an raporlamanın bizde herhangi bir formatı yok. Ben bunu hani şu anda bir gözünüzde canlansın diye ben oluşturdum. Ama şu anda raporlamanın bir formatı yok. Ama burada işte dosyanın numarasının, vakanın tarihi, davacı gibi alanların kesinlikle zaten olması gerekiyor. Daha sonra raporlamanın yapılacağı kısmında da öncelikle biz olayın bir özetini yazıyoruz. Daha sonra detaylı olarak ana bir açıklama alanı yapıyoruz. Burada işte bir telefon incelediysek eğer telefonun seri numarasını yazıyoruz veya veriyi nereden çıkardıysak o verinin çıkarılma pesini yazıyoruz. Daha sonra bunun ekran görüntülerini yerleştiriyoruz. Sonuç kısmında sadece kendi düşüncelerimizi yazıyoruz. Yani kesinlikle bu kişi suçludur, bu kişi veya suçsuzdur diyemiyoruz. Biz sadece inceleme uzmanları olarak içeride girerek yani bilgisayarda veya disklerde bulduğumuz bulguları yazıyoruz. Bunlara karar verecek kişiler savcı ve hakimler olduğu için biz kesinlikle bu kişi bu suçu işlemiştir diyemiyoruz. Sadece bulduğumuz bulguları yazıp gerekli mercilere iletiyoruz, mahkemelere iletiyoruz. Bu şekilde adli bilişim süreci bu şekilde ilerliyor. Daha sonra ikinci kısımda imaj alma kısmı var. Kopya deniliyor yani imaj diğer adı kopya. İmaj alma işlemi şu. Diskimizin birebir kopyasını yani delilimizin disk de demeyeyim. Ben sürekli artık hani disk akılda kaldığı için disk olarak söylüyorum ama delilin bütün verilerin kopyasının alınmasını sağlıyoruz. Bu flash bellek olabilir, bilgisayar olabilir, yine disk olabilir. Birebir kopyasını alıyoruz. Bu şöyle oluyor. Yine şu yan tarafta şurada gördüğümüz bu cihaz tablo cihazı. Adı tablo. Bu cihazla imaj alma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Wipe'lama işlemi gerçekleştirebiliyor. Wipe işlemi şu.
bir diskin üzerine yani format işlemi gibi ama formatta formatlama işlemini yaptığımızda diskten veri elde edebiliyoruz tekrar. Ama wipe işleminde diskten tekrar veri elde edemiyoruz. Çünkü disk üzerine sürekli bir şeyler yazıyor ve artık orayı kullanılamaz hale getiriyor diyebiliriz. Yani disk üzerine sürekli veri yazdığı için artık oradan veri elde edemiyoruz. Bu imaj alma işlemleri şöyle oluyor. Şimdi bir sağ kısım bir de sol kısmı oluyor bu cihazların. Yani şurayı işte mesela buradaki disklerin imajının her birini mesela şu diskin imajını şuraya alıyorum, şu diskin imajını şuraya alıyorum diye düşünebilirsiniz. Burada yine belirttiğim gibi slaytta mevcut verileri, silinmiş verileri veya veri depolama biriminde bulunan verilerin kopyasını oluşturuyoruz. Burada amaç şu, dijital delil üzerine bir işlem yapmamak. Çünkü biz bir disk üzerinde işlem yaparsak ya da bir bilgisayar üzerinde işlem yaparsak bir değişiklik yapabiliriz o bilgisayar üzerinde. Ve suçlunun hani herhangi yaptığı bir şeyi biz bozmuş olabiliriz. Yani delilin bütünlüğünü bozarız. O yüzden de biz sadece olduğu haliyle, o an el koyduğumuz haliyle kopyasını oluşturuyoruz. Ve sonra o kopya üzerinden sürekli işlemlerimizi yapıyoruz. Yani o kopyanın üzerinden bu kişinin neler yaptığını oradan araştırıyoruz. Gerçek veri üzerinde kesinlikle oynama yapmıyoruz. Burada da bundan bahsediyordu sanırım. Aynen ideal bir kopyalama işlemi orijinal medya üzerine herhangi bir değişiklik meydana getirmemeli. Biz direkt bilgisayar üzerine girip canlı bir şekilde bilgisayar üzerinde işlem yaparsak burada bir değişiklik meydana getireceğimiz için bu mahkemelerce de kabul edilemeyebilir. Bu nedenle kesinlikle bir olay yerine gittiğimizde el koyduğumuzda cihazlara veya işte disklere direkt kopyasını alıp o şekilde işlem yapıyoruz. Bir de şu var, bunu biraz daha sonra anlatacağım. Bellek imajı var, RAM bellek imajı var. Eğer sistem canlıysa da kesinlikle bu sistemin kapanmamasını sağlıyoruz ki RAM imajını alabilelim. Çünkü bizim normalde aldığımız imajlar disk imajı. Disk üzerinde veriler sabit bir şekilde tutuluyor. Ama RAM bellek üzerinde veriler sabit bir şekilde tutulmuyor. Geçici olarak tutuluyor. Hani RAM bellek, geçici bellek diyoruz ya. Verileri geçici olarak depoluyor. Bilgisayarımız açık olduğu sürece içerisinde verilerimiz var ama kapatıldıktan sonra verilerimiz gidiyor. Bu yüzden de olay yerine gittiğimizde eğer sistem ayaktaysa, canlıysa burada kesinlikle RAM imajını almamız gerekiyor. Bundan sonra zaten biraz daha değineceğim. İmaj alma kısmında bu şekilde. Şimdi burada temel olarak birkaç tane cihaz var. Şu an şu cihaz Sierra cihazı. Bununla da formatlama işlemi yapılabiliyor. İmaj alma işlemi yapılabiliyor. Kopya alabiliyoruz yani. Tablo cihazı, bu az önceki görselde yer alan cihaz. Bununla da yine imaj alma işlemi yapılabiliyor. Aynı zamanda formatlama işlemleri de yapılabiliyor. Şu Celebrite cihazı, bu telefonlar üzerinde imaj alma işlemini veya telefonlar üzerinde incelemeler yapmayı sağlayan bir cihaz. Çok pardon. Bir de yazılımlar var. Bu yazılımlarla da biz cihazlarımızdan aldığımız imajların incelemesini gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin FTK, Encase, Magnet, Otopsi, Forensic Explorer. Bunlar inceleme yazılımları. Bunların şu dördü ücretli. Otopsi ücretsiz. Otopsiyi siz kendi bilgisayarlarınızla da ücretsiz bir şekilde kurup incelemelerinizi oradan yapabilirsiniz ve gerçekten çok iyi bir yazılım. Forensic Explorer'ın da eğer hani Türkçe biraz daha hani yakındır. Forensic Explorer'ın Türkçe dil desteği var. Diğerleri İngilizce. Bunun da bu şekilde bir avantajı var diyelim. Daha sonra hash kavramı. Şimdi hash olayı şöyle belirli herhangi bir uzunluktaki bir girdiği alarak onu bir dizi matematik algoritmalarından geçirip şifreleyerek şifreli bir hale dönüştürüyor diyebiliriz yani. Bu da şu anlama geliyor. Şimdi biz imajlarımızı oluşturduğumuzda o imaj sonucunda bize bir hash değeri veriyor. Hash değeri bu biraz klişe ama hash değerine şey deniliyor, dosyaların parmak izi. Bizim TC kimlik numaralarımız gibi dosyalarında bir hash değeri oluyor. Şimdi biz bir delilin imajını aldıktan sonra bir hash değeri elde ediyoruz. Bu hash değerini, şimdi daha sonra bu delil üzerine bir değişiklik yapılıp yapılmadığını bu hash değeri üzerinden anlayabiliyoruz. Çünkü eğer en ufak bir nokta kadar değişiklik olsa bile veride, delil üzerinde, hash değeri değişiyor. Yani biz burada şunu söyleyebiliriz bu arada. Bu delil toplama ve inceleme aşamalarında inceleme aşamasında farklı farklı bilirkişilere dosyalar veriliyor. Ve burada şöyle bir sonuç bekleniyor. Örneğin 3 kişiye veriliyor bu dosya incelenmesi için. 3 kişiden de
Yani iki kişinin kesinlikle aynı dosyayı vermesi gerekiyor. Neden? Çünkü hash'lerinin aynı olması gerekiyor. Herkesin elinde aynı delili var. Eğer birinde bile bir değişiklik varsa hani burada bir düşündürücülük olabilir. Bu hash değeri bizim için bu açıdan önemli. Yani bir veri üzerinde değişiklik de yapılıp yapılmadığını buraya bakarak anlayabiliyoruz. Bunları da yine inceleme yazılımları üzerinden de elde edebiliyoruz. Hash değerini bize görüntülemeyi sağlıyorlar. Bellek analizi. Bu bellek analizinden kastım RAM analizi. Şimdiye kadar hep disk üzerinde söyledim. Disk imajı, disk üzerinden alınan imaj. Burada bellek üzerinden alınan imajlardan bahsedeceğim. Bilgisayarlar üzerinde çalıştıkları programları ve işlemleri RAM bellek üzerinde tutuyor. Belleklerin sabit disk gibi sürekli kayıt özelliği bulunmuyor. Yani RAM imajlarına sürekli kayıt özelliği yok. Bilgisayar çalıştığı sürece RAM faaliyet gösteriyor. Bilgisayar kapatıldıktan sonra da RAM bellekte bulunan bütün veriler siliniyor. Bunu biliyoruz. Tamam. Buralar biraz daha şey olarak geçeceğim. Şimdi teknoloji bu günümüzde artık RAM bellek çok önemli bir yere geldi. Yani imajının incelenmesi çok önemli bir hale geldi. Daha öncelerde bu farkında değildi. Çünkü neden? RAM belleklerin kapasitesi çok düşüktü. Ya da teknoloji daha gelişmemişti. Şu anda teknoloji çok fazla gelişti, ilerledi. RAM belleklerin miktarı arttı. Artık 8, 16 hani boyutlar büyüdü. Boyut büyüdükçe daha fazla veri depolama alanına sahip olduğu için hani kişi bilgisayarına daha fazla alana hani oraya daha fazla veriyi sığdırabiliyor. Bir şüpheli en azından bir suçlu bir programı çalıştırıyorsa veya bir dosyayı aynı zamanda çalıştırıyorsa bunlara daha fazla tutabiliyor RAM belleğinde. Bu yüzden şu anda çok önemli. Popüler bir alan diyelim yani RAM imajı incelenmesi. Buradan çok önemli veriler elde edilebiliyor. Yani neler elde edilebiliyor? Sistem bilgilerimiz elde edilebiliyor. Gizli programlar, kullanıcının o anda girdiği kullanıcı ve kullanıcı şifreleri, ağ bağlantıları varsa bunlar ya da kişi en son hangi programı açtı, en son hangi fotoğrafı açtı, çalıştırılan programlar, çalışan prosesler falan diyoruz işte. Bunlara ait bilgiler, sistemde oturum açan kullanıcılar, tarayıcı bilgileri, sistemde hangi tarayıcılar açık veya işte hangi adresleri ziyaret etti bu kullanıcı gibi bilgileri biz buradan elde edebiliyoruz RAM üzerinden. Disk üzerinden de tabii ki tarayıcıdan hangi verileri elde etmiş, işte nereleri aratmış. Örneğin işte bu çok yaygın mesela çocuk pornografisi mesela. Kişi ne yapıyor? Alıyor gidiyor internet tarayıcısını aratıyor. İşte uygunsuz bir şekilde fotoğrafları indiriyor, depoluyor. Biz mesela giriyoruz bilgisayarına. Kişi tarayıcısına bakıyoruz. Tarayıcısında komple bu tarz şeyleri görüyoruz veya bilgisayarına depolamış bunları. Bunları görüntüleyebiliyoruz. Bu da çok yaygın maalesef. Ve e-posta üzerinde yapılan işlemleri de buradan görüntüleyebiliyoruz. Şimdi bellek analizini yapmak için bazı az önceki gibi disk imajında olduğu gibi bazı yazılımlar var. İncelemek için de bazı yöntemler var. Kopya alma işlemi nasıl oluyor? FTK Imager yine ücretsiz bir yazılım ve çok iyi bir yazılım gerçekten. FTK Imager ile RAM'lerin imajını alabilirsiniz. Bunu siz kendi bilgisayarınızda da yapabilirsiniz. Bunu en sonunda bahsedeceğim. Kendinize bir lab nasıl oluşturabilirsiniz? Kendi verilerinizi, örneğin kendi bilgisayarınızın RAM'ini incelemek istiyorsunuz. Hani örnek olması açısından yani bunu hani yapmak istersiniz belki. Nasıl yapacağınızı onu anlatacağım. FTK Imager ile mesela alabilirsiniz. Ücretsizdir. Encase, işte Belkasoft'un RAM Capture'ı. Dumpit var, ücretsiz ve bu Windows için kullanılıyor gerçi. Hani Windows'ta göstereceğim bir lab ortamı sizin için oluşturdum. Dumpit olabilir. Ve DD, bu da Linux sistemlerin imajını almak için kullanılan bir komut diyebiliriz. İnceleme yöntemlerinde Volatility veya Windows üzerine çalışıyorsanız Volatility Workbench'i kullanabilirsiniz. Mandiant Redline'ın incelemesini yapabilirsiniz Mandiant Redline'la da. Ve Belkasoft'un Evidence Center'ı var. Bunu da incelemelerinizi yapabilirsiniz. Şimdi Dumpit dedik. Ben ücretsiz ve Windows üzerinde size göstereceğim. İsterseniz bunu daha sonra da işte sizinle birlikte Linux Forensic'le yapabiliriz etkinlik. Şu an sadece adli bilişim olduğu için karışık gidiyorum biraz. Linux, Windows karışık gidiyorum. Genel olarak da Windows hep var. Linux hiç koymadım. Dumpit aracı şimdi Moonstall firması tarafından daha önce Windows 32 ve 64 için ayrı ayrı Win32 ve Win64 olarak ayrı araçlar üretmişler RAM imajını almak için. Ama şu anda bu ikisini birleştirdiler. Dumpit aracı adı. Hem 32 bit hem 64 bit olsun bilgisayarlarınız. RAM imajını bununla alabiliyorsunuz. Yani ikisini birleştirdiler artık. Dumpit'te de sadece RAM imajı alabiliyorsunuz. İncelemelerinizi yapamıyorsunuz. Sonucunda size .raw
uzantılı bir format veriyor. Bunları da volatility'de inceleyebiliyorsunuz. Volatility'yi de bahsedeyim. Şimdi volatility'de Windows'ta da, macOS'ta da, Linux'ta da çalışabilen bir yazılım. Python diliyle yazılmış. Bu hani eğer Kali Linux falan kullandıysanız bu Kali Linux üzerinde de hani varsayılan olarak gelen bir yazılım. Buradan da RAM'lerimizin aldığımız RAM imajlarının incelenmesini gerçekleştiriyoruz biz volatility'de de. Burada ben farklı görüntüler koydum. Bunları göstereceğim size. Ondan önce şöyle yapalım. Sanal makinemi açayım size. Şu an ekranım görüntüleniyor mu? Görünüyor. Ekranım görünüyor mu acaba? Ha, tamam. Şimdi burada bir tane RAM imajı alacağız. Şöyle öncelikle bir ben size geri döneyim. Daha önce adli bilişimle ilgilendiniz mi hiç? Adli bilişimle ilgilendiniz mi? İlgilenen var mı ya da? Sadece hocam, yoksa merakla. Bir ara oldu bende. Çünkü yani benim açımdan şu an evet var. Ama arkadaşlardan bilemem. Tamam, kimseden bir şey gelmedi. Ben bahsedeyim o zaman. Şöyle. Evet. Parçalama işlemi yapılmamış olsa dahi bu partition kavramı mı yoksa farklı bir şey mi? Yani bir diskin tamamının imajını aldıysanız içerisindeki partitionlar önemli değil. Diski zaten inceleme yazılımına, yani kopyasını aldıktan sonra inceleme yazılımına verince bütün partitionları ayrı bir volüm olarak gösteriyor zaten. Miki açın. Tamam, şöyle ben o zaman şöyle size göstereyim. Şimdi bu VMware Workstation sanallaştırma ortamı. Burada kendinize makineler oluşturabilirsiniz. Yani Linux, Windows, kendi makinenizle işlem yapmak istemiyorsanız kendinize lab ortamı oluşturabilirsiniz. Bu da benim kendim için oluşturmuş olduğum bir lab ortamıydı. Şu an size göstereceğim burada işte nasıl RAM imajı alacağız diye. Şimdi burada öncelikle ben işte Google'a açayım. Mesela RAM üzerinde birkaç tane verinin depolanmasını istiyorum. Hani verinin birkaç tane verinin yer almasını istiyorum ki RAM'imizi açtığımızda imajın içerisinde bir şeyler görebilelim. Şuraya bir YouTube'a bir girelim. O çok önemli değil aslında. Tarayıcıdan ne veri getirdiğine bakmayacağım da hani tarayıcının çalıştığını görmek için. Şuradan yine bir yalnız bunu şeyle açalım. Başka bir uygulamayla açayım. Çok pardon. Şu şöyle olsun. Bir tarayıcı açtık. Bir tane Sumatra bir PDF görüntüleyici Sumatra. Sumatra ile bir tane bir kitap görüntüleyelim. Ya da makale daha doğrusu şu anda. Bunun görüntülenmesini sağladım. Bundan başka ne yapabiliriz? Müzik bilgisayarda yer alıyorsa müzik bir açabiliriz. Bakayım. Şu anda bu makinede hiçbir şey yok. Tamam, bu ikisi o zaman yeterli şu anda. Makinemizde çalışan bir şeyler var. Bunu görüyoruz en azından. Şimdi dump tarayıcı Google'dan, hatta şunu da size şöyle göstereyim. Bir şöyle Google'a tam gidelim. Ben daha önce girdim, buradan indirdim sizin için ama göstereyim. Dump it download derseniz zaten Windows 10, 7, 8, 8, 1 olarak her versiyonu uygun yani zaten indirebiliyorsunuz. En son versiyonunu indirip çalıştırabilirsiniz. Zaten sadece indir çalıştır modunda bir program. Buradan direkt indiriyorsunuz. İndirdikten sonra işte bu şekilde direkt çalıştırabilirsiniz. Ben şu an çalıştıracağım. Evet. Bakın şu anda burada dump it'in benim kopyamın nereye oluşturulacağını söylüyor bana. Şu an benim bu makinemin adı Elasticsearch bu arada. İşte C'nin altında Elasticsearch kullanıcısının altında masa üstüne yani şuraya burada bir yere gelecek bizim imajımız. Burada petini gösteriyor. Daha sonra devam edilsin. Sadece burada yes diyorum. Yes dedikten sonra bakın processing işlem başladı. Şu an RAM imajını oluşturuyor. Bu arada bakın şunu da göstereyim o imaj alırken. Benim şu anda bu makinenin RAM'inin boyutu 2 GB olması gerekiyordu. 2 GB'dı sanırım. Evet. Bu makinenin boyutu 2 GB. O yüzden de biraz daha uzun sürecek işlem ama bitti.
Hani siz burada eğer inceleme yapacaksanız bunu daha küçük boyutlar çekebilirsiniz RAM imajınızı. Hani şu an hani bilmiyorum Workstation VMware kullandınız mı? Bunu buradan şu an bilgisayarım ayakta olduğu için olmayacak ama hani siz bunu buradan çekebilirsiniz. Daha düşük boyutlara RAM'inizi çekebilirsiniz. İmaj alma işlemi tamamlandı. Tamam diyorum, kapatıyorum. Zaten görüyorum şuraya geldi. Noktalar uzantılı bir imaj. Bunu dump ile inceleyeceğim. Ben şöyle dump ile incelemek istemiyorum. Belki komut satırını kullanmak istemiyorsun olabilirsiniz. Ben Windows ortamında gerçekleştirdiğim için işlemleri artık Volatility Workbench'i kullanıyorum. Volatility Workbench'i çalıştırıyorum. Bunu Linux sistemler üzerinde eğer bir işlem yaparsak Linux sistemler üzerinde de size şey de gösterebilirim. Volatility komut satırında olarak da gösterebilirim. Şimdi burada ne yaptık? İmajımızı seçmemizi istiyor. Bu da sadece çalıştırma. İmajım buradaydı. Açıyorum imajımı. Burada çok fazla daha işlem yapabiliriz. Yani fotoğraf açabilirdik, tekst oluşturabilirdik. İşte ya biz çok işlem yapılabilir aslında burada. Hem birazcık da işte vakit kısıtlamasından dolayı yani ezana da az kaldığı için biraz da şey yapıyorum. Olsun burada yine tarayıcıyı görüntüleyeceğiz. Daha sonra PDF'imizi görüntüleyebiliriz. Çalışan prosesleri gösterebiliriz. Bu arada hatta şöyle yapalım. Bir şunu şu an iptal edeyim ben. Bir de şurada komut satırında bir şeyler çalıştıralım ve onların görüntülenmesini sağlayalım. Bizim için daha iyi olabilir. İngilizce klavyem. ipconfig diyelim mesela. IP'min görüntülenmesini sağlayalım. Bu terminal de burada açık dursun. Ben yeniden bir imaj alacağım. Çünkü neden? Çalıştırılan komutları da görüntüleyebiliyoruz biz RAM imajında. Yani suçlu eğer bir komut çalıştırmışsa terminalde bunu da buradan tespit edebiliriz. Neyi çalıştırmış, nereye bakmış? İmajımız bu defa burada geldi. Tekrar Volatility'yi çalıştırıyorum. Bunu artık kapatabilirim. Buradan 13'lüydü bizim biten. Şu olacak. 213. Tamam bu. Bunu seçiyoruz. İmajımızı seçtik. Daha sonra bakın bu profil kısmında sizin makinanız ne? İşletim sistemi ne? Bakın şuradan. Çok pardon. Şöyle yaparsam daha iyi olacak. Şuradan görüntüleyebilirsiniz. Windows 7 kullanıyorum. 64 bit kullanıyorum. Bunu buradan tespit ediyorum. Daha sonra geliyorum diyorum ki ben Windows 7 kullanıyormuşum ve 64 bit kullanıyormuşum. Prosesleri listeye getir diyorum. Şimdi burada RAM üzerinde ne işlemler yaptık? Bunları görüntüleyebileceğiz. Burada zaten otomatik command kısmında otomatik komutlar çalıştırılıyor. İşte tslist komutu var. İşte çalışan prosesleri listeliyor. cmd scan var. Komut satırından ne gibi işlemler yaptıysa bunu getiriyor. Buradan bakarız şimdi. Önce bir disk imajımız yüklensin. Profil de yüklensin. Hocam, bu aşamada yükleme aşamasında isterseniz bizim arkadaşlardan bu alana merak duyanların şu an böyle şey iş kolları konusunda bir bilgi alabilir miyiz? Aha, buyurun. Bununla. Şu anlık hem iş kaygısı var gençlerimizin biliyorsunuz günümüzde. Evet. Adli bilişimle uzmanlaşmak isteyen gençlerimize hangi yolları önerirsiniz? Şu anlık mesela siber güvenlik alanında çok bir kollar var biliyorsunuz. Bu Evet. konuda gençlerimize ne önerirsiniz? Hangi sertifikatlar? Çünkü sertifikat önemli şu an. Sertifikalar günümüzde iş kolları bakımından çok önem kespediyor. Kesinlikle. Onun için de gençlerimize bu konuda hangi bilgiler verebilirsiniz?
Yani öncelikle hangi alana tam olarak geçecek arkadaşlar onu bence belirlemeleri gerekiyor. Çünkü işte şimdi adli bilişim ama direkt adli bilişim olarak hani algılanmıyor bu. Mesela siber güvenlik analisti olarak giriyorsunuz mesela işe. Ne yapılıyor? Bir olay oluyor. Olayın incelemesini yapıyorsunuz analist olarak. Ama mesela siber güvenlik analisti olarak bunun incelemesini yapıyorsunuz. Ya da işte arkadaşlar sadece adli, yani şu an sadece adli bilişim olarak mı anlatayım bilmiyorum ama siber güvenlik tarafında da mesela farklı farklı taraflar var. Red team var, blue team var. Bu açılardan mesela iş bulma konusunda kesinlikle sertifika önemli. Network tarafında mı? Yani network tarafında hani iş bulmak isteyen kişiler için CCNA sertifikalarını almalarını kesinlikle tavsiye ederim. İşte siber güvenlik tarafında, red team tarafında çalışacaksa arkadaşlar kesinlikle OSP sertifikasını veya Offensive Security'nin sertifikalarını almalarını kesinlikle tavsiye ederim. Yalnız şu anda şöyle bir durumda var. Sertifika ücretleri de çok fazla. Artık C sertifikası mesela hem adli bilişim alanında gerçekten güzel bir sertifika ama 900 dolar. Yani sonuç olarak yeni mezun olmuş bir genç 900 dolar artık yani günümüzde 7200 lira falan herhalde yani minimum şu an. Bu da biraz zor. O Şu an yüzden hocam ama böyle bir şey var. Hatta olmadığında şu an işe alan arkadaş gence biraz böyle söyleyeyim bilgisiz yanaşıyor. İlla ki sertifikasının önemli arz ediyor. Ama ben aslında buna karşıyım. evet. Ben düşünüyorum ki iş kollarında kesinlikle bu işi yani bu işi tam olarak yapabilen arkadaşlar almaları gerekiyor. Bunun için de tabii ki o kurumun ben düşünüyorum ki bu sahede yani gelişmiş bir arkadaşın olması şartıydı. Yani o illaki HR'la biten bir olay değil. Evet. Onun için de sertifikat alamayan arkadaşlar da olabiliyor. O zaman da Evet. işler karışıyor ben. Aynen. Yani sadece alanda şu Yani o anda zaman da yap. şöyle bir sertifika önemi var. Yani hani sertifikası olan bir adım önde oluyor kesinlikle. Böyle bir şey var. Onun dışında da sertifika alamayan kişilerin de işte kendisini bir şekilde bir yerde belli etmesi gerekiyor. Yani işte bu nasıl diyeyim, kendilerine Medium'da bir sayfa açabilirler. Orada yaptıkları işleri yayınlayabilirler. Ya da ne bileyim eğer bir muzafiyetli makine çözüyorlarsa falan arkadaşlar bunları sürekli yayınlayabilirler. Hani bu yeteneklerini sertifika alamayan arkadaşlar bu tarafta gösterebilirler. Bu şekilde. Bu arada Azerbaycan'da şey böyle bilgisayar mühendisliği dışında bir hani siber güvenlikle ilgili ya da adli bilişim mühendisliği var mı falan bilmiyorum da ben. Var mı orada? Hocam, adli bilişim nasıl gidiyor bizde? Hukuk çerçevesinde aslında var. Yani devletin nasıl söyleyeyim, kurumlarına bağlı var. Tabii ki saha olarak da gelişmiş bir saha değil. Yani siber güvenlik tabii ki şu an yeni yeni ayak açıp yürüyor. Tabii ki alan olarak var. Ama şu anlık genel olarak nasıl söylesem büyük bir kitlesi var mı? Yeni yeni oluşuyor. Gençlerden oluşuyor Allah bilir. Şu anki gençlerse bu konuda fakültelerde olması gerekiyor Ha, diye onu demek düşünüyor. Şu an istedim. eğitim alan gençlerimiz var. Üniversitelerde var mı böyle bir eğitim verilen işte 4 senelik veya ne bileyim 2 sene belki verilen bir Evet. eğitim var mı? Evet. Evet var. Şu an artık siber güvenlik de artık üniversitelerde yeni yeni açılmaya başlıyor. Bazılarında var mı onu bilemem ama bazılarında da yeni yeni oluşmaya başlıyor oluşum. Yani sistematik olarak yeni yeni oturuyor. Anladım. Yani çünkü genel olarak bilgisayar mühendisliği diye geçiyor. Bilgisayar mühendisliğinde okuyan arkadaşlar kendilerini siber güvenlik tarafında veya adli bilişim tarafında geliştirip o şekilde çalışmaya başlıyorlar. Çünkü direkt olarak siber güvenlik mühendisliği diye bir alan şu an yok herhalde. Evet. Hayır. Öyle bir alan yok. Şu anlık fakülte olarak da üniversitelerde o şekilde olmuyor. Ben informatik terfiyesizliği var. Ve siber güvenlik şu anlık yeni yeni kurulduğu için tam oluşmadığı için bu konuda yorum bildiremeyeceğim ama açıldığına dair bilgiler söz konusu şu an. Açılacağına dair daha doğrusu bilgiler söz konusu. Hocam bu arada bunu Anladım. da es geçmeyelim de.
Şu an gençlerimizin gençlerimizle yanı sıra ülkemizde öyle söyleyeyim kişisel verilerin korunma üzerine çok projeler yönetiliyor şu anlık ülkede. Ve bu Evet. konuda da sizin de fikirlerinizi almak isterdik. Şu an, çünkü günümüzde kişisel veriler çok önem arz ediyor. Bu kişisel verilerin de tabii ki adli bölümü de tabii ki söz konusudur. İnsanlarımız bu konuda da biraz bilgi alsalar çok iyi olur. Şu an yani gençlerimiz desek daha doğru. Ya çok o iş konuya hakim değilim ama KVKK aynen bilgi güvenliği uzmanlığı da var. Yani eğer bu tarafa ilgi duyan arkadaşlar varsa o alanda yani şöyle söyleyeyim bayanlar olarak bayanlar için kesinlikle siber güvenlik alanının bu işte bilgi güvenliği tarafı daha rahat olabilir diyebilirim. Çünkü siber güvenlikte bu arada bayağı bir kadın sayısı sanki vardı. Şu an aramızda ya da bayağı bir kadın var. Çünkü siber güvenlikte böyle bayağı bir gece gündüz kavramı yok. Yani gece de çok zor olabilir yani kadın arkadaşlar için. Bu yüzden KVKK tarafında çalışılabilir. Ama detaylı konuyla alakalı detaylı bir bilgim yok o konuda. Sadece sertifikasyonu falan daha nasıl diyeyim normal bir siber güvenlik tarafındaki işte OSP sertifikası, C sertifikasına göre daha uygunlar diyebiliyorum. Kendilerini o şekilde, yani o yöne de iletebilir arkadaşlar. Onun dışında çok derin bir bilgim yok. Hocam o zaman böyle bir soru sorayım. Soralım daha doğrusu arkadaşlara bir kez de. Şu an siber suç oranı olan en önem kesbeden hususlar nelerdir şu anlık? Günümüzde siber suçlarda odak noktası. Siber suçlar şöyle, sistemlere yetkisiz erişim. Daha sonra bu işte sistemlere girdikten sonra verilerin az önce söyleyeceğim işte bilişim hukuku içerisinde geçen verilerin elde edilmesi ve manipüle edilmesi. Yani daha doğrusu işte yani hacking deniliyor, sisteme giriş. Bu çocuk pornografileri de siber suça yine girebiliyor. Çünkü bu da artık bilişim üzerinde ilerleyen bir şey. Onun dışında bu şekilde yani siber suç olarak genel olarak sistemlere yetkisiz giriş, girdikten sonra işte sistem üzerinde sistemi etkisiz hale getirmek siber suç olarak bunlar adlandırılıyor yani bu şekilde. Bir şu REM imajımız yüklenmiş bu arada bunu göstereyim. Şimdi REM imajımız yüklendi. Tamam. Buradan biz neye bakmıştık? Mesela az önce terminalden bir komut çalıştırdık. Ya da önce bir PC list şöyle. Şimdi burada her biri içinde belirli başlıklar var bu arada. Mesela proseslerle ilgili bilgiler burada. Memory ile alakalı alanlar burada diye. PC list komutunu çalıştırıyorum. Run deyince bize getirecek hangi proseslerin çalıştığını. Bu arada biraz da sanal makinede işlem yaptığım için biraz yavaş ilerliyor. Sorun yok hocam. Önemli olan bir şeyler öğrenebilmektir. Tamam. Bakın daha mesela burada şunu burayı nasıl inceleyeceğimizi söyleyeyim size. Bakın burada mesela arka planda bunlar hani bilgisayarımızda default olarak arka planda çalışan prosesler olur ya. Bunlar o şekilde. Burada görüntülenenler o şekilde. Ama şuraya kadar bakın. Şuradan sonra artık Chrome Exe. Ben sürekli Chrome'u çalıştırdım. Birkaç tane Chrome açtım. Daha sonra bakın Sumatra PDF'i açtım. Buradan artık demek ki ben şunu anlıyorum. Ben buradan bir kitap açmıştım ama uygulamayı direkt çalıştırdım. Yani prosesi PDF Exe'ye çalıştırdığımı görüntüleyebiliyorum. Tekrar Chrome'u çalıştırmışım. Bakın CMD Exe'ye çalıştırmışım. Aynen. Komut satırına girdik. Burada yine arka planda çalışan uygulamalar diyebiliriz. Prosesler. Daha sonra bakın Dumpit'i çalıştırmışım. Neden? Bu işlemlerin hepsini yani buradaki tarayıcıyı açtım. Sumatra PDF'de görüntüleme işlemi yaptım. Terminali açtım ve daha sonra da Dumpit'i açtım. Ki buranın kopyasını alayım. En sonunda bakın Dumpit Exe'nin çalıştırıldığını görüyoruz. Çalıştırılan proseslerle bunları görüntüledik.
Bunlar zaten default bilgisayar açıldığında çalışmaya başlayan prosesler. Daha sonra bakın CMD bir scan'ı açalım. Burada run diyelim. Ben ipconfig komutunu çalıştırmıştım sadece. Bakalım o komutu çalıştırdığımı görüntüleyebiliyor muyuz? Ya bunlarla ilgili aslında birçok örnek yapabiliriz gerçekten. Ama hani bu kadar, hani bunu bu kadar sığdırabilirim şu anda herhalde. RAM analizi. Onun dışında disk analizine falan da bakabiliriz ama vakit çok kısıtlı. O yüzden ekran görüntülerini biraz aldım, bıraktım slayta. Slayttan göstereceğim bazı şeyleri de. Sizin bu arada ezan okunmasına kaç dakika kaldı? Bizde okundu hocam artık. Siz şu an açıyor musunuz bu arada? Yok, biz şu anlık sorun yok. Ben tamam. Öyle. Oruçlu arkadaşlar varsa tabii ki. Onlara bir şey, onlar hakkında yorum yapamam. Bu arada bunu kayıt alıyorsunuz, paylaşıyor musunuz bir yerlerde? Bizim sayfa dışında hayır, sayfamızda. Tamam. Tamamını mı paylaşıyorsunuz? Çünkü bizim burada da bu tarz etkinlikler oluyor. Ben kameramı dahi açmıyorum orada. Hani şu an burada sizde kamera açtım. Sorun değil hocam. Eğer siz bu konuda dersiniz ki paylaşmayın, biz anlayışla kabul ederiz. Burada kesinlikle önemli olan... Ya kısa kısa kesitler paylaşılabilir belki. Hani kısa bir şey belki paylaşılır. Hepsini mi paylaşıyorsunuz? Yok. Aslında hepsini paylaşıyoruz ama isterseniz sizi direkt oradan, direkt komple MIT'te değil de videolar paylaşabiliriz. Yine nasıl isterseniz. Seçim sizin. Buradan şimdi komut satırını çalıştırmıştık. Bakın bir saniye bakalım çalıştırdığımız komut. Ha şurada mesela. Şurada ipconfig komutunu çalıştırdığımızı görüntüleyebiliyoruz. Bunlara saat bilgisini falan da görmemiz lazım yalnız. Şöyle şuradan bir de şöyle konsolas diyelim. Hocam özür dilerim. Sizin siber güvenlik kümelemesinde de bir sunumlarınızı ben duydum. Evet. Aynen. Yani görmüşseniz kamera falan açmıyorum ben hiç orada da. Orada sadece sunumum var. Burada hani sizinle ilk defa böyle bir şey yaptığınız için. Buyurun. Yok, hayır izlemedim ama izlemeyi çok istiyorum. Onun kaydını da bulamadım. Ama söylediler. Aslında dediğiniz gibi kamera açmanız bizim için bu sürpriz oldu. En azından böyle söyleyelim. Bir Azerbaycan için özel oldu. Bunun için de size teşekkür etmek istiyoruz. Rica ederim. Rica ederim. Şöyle. Onun ben size linkini falan gönderebilirim. Onlar kayıtlı bir şekilde duruyor. Konu onlar neydi isterseniz. Oradaki konu da Windows Forensic, Linux Forensic, Windows işletim sistemlerinde adli bilişim ve Linux işletim sistemlerinde adli bilişim. Bu ikisi vardı. Soruları alalım mı hocam? Gençlerden sorular varsa soranlar alalım mı isterseniz? Tamam. Dostlar, bunu galiba çok herkes önem kesmediyor şu an bu alana da. Gençler hakikaten şu an belki de yemek ellerinde şu an dinliyorlar sizi. Yani o kadar önem kesmediyor bizler için. Çok teşekkür ederim. Chrome'dan ne tür bilgilerin çıktığını buradan bakacağız. Bazen görüntüleyemeyebiliyoruz. Bu tarz uygulamalarda da az önce gösterdiğim araçlarla imajlarını alıp yazılım inceleme yazılımları işte NKS Magnet gibi inceleme yazılımlarıyla elde edebiliyoruz. Bakın onu da slide'dan bir yerden göstereyim size. Eklemiş miydim bilmiyorum. Bu kurulu işletim sistemleri, bilgisayar adı. Bakın mesela web tarayıcılarıyla ilgili bir tarayıcı kaydı ile ilgili bir şey diyor. Bakın bu otopsi, az önce size gösterdiğim otopsi yazılımı dediğim ücretsiz yazılım üzerinden indirip bu şekilde imajınızı buraya ekliyorsunuz. Daha sonra bakın içinde neler varsa burada size döküyor her şeyini. Mesela işletim sistemi bilgisi, işte web tarayıcıları ile ilgili kayıtlar, web history, web geçmişinde neler arattığı, IP adresi, işte e-mail adresleri gibi. Burada bu ekran görüntüsü şunu içeriyor işte. Web tarayıcısında neler aramış,
Bakın mesela bu kişi işte keylogger nedir diye aramış. Keylogger nasıl çalışır? Stenografi nedir diye aratmış. Muhtemelen ne yapacak? Stenografi işleminin ne olduğunu bilen var mı bu arada? Mesela bakın şurada şey de var. Hard disk nasıl formatlanır? İşte WhatsApp nasıl eklenir gibi şeyler aratılmış. Şimdi bu şekilde bir işlem, hani bir kişinin bilgisayarından bu gibi bilgiler elde ediyorsa şunu anlayabiliriz herhalde. Stenografinin ne işlem olduğunu, hani ne olduğunu bilen var mıydı bu arada? Veri içerisine aynen bir görüntü içerisine aynen veri gizleme, veri içerisine veri gizleme gibi aynen doğru. Bu kişi ne yapıyor diyebiliriz. Hani diyebiliriz ki bu kişi işte bir işte şüpheliler ne yapıyorlar birbirlerine ya da bir adrese girecekler. Bir resim içerisine işte kullanıcı adı parolasını gömüyor, gönderiyor. Karşı taraf bunu işte belirli ya da yazılımlar falan da var. Belirli yazılımlarla açıyor. Bunu incelemesini falan yapıyor bu gibi işlemler. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bu kişi demek ki böyle bir işlem yapacak ki bunu aratmış. Mesela hard disk nasıl formatlanır ya da nasıl varlanır diyor. Demek ki bu kişi böyle bir şey yapacak ki bunu aratmış diyebiliriz. Bu işte otopsi gibi yazılımlardan elde edebilirsiniz bu arada tarayıcılardan görmek istediğiniz bilgileri. Hadi bulmama nasıl? Ya, yani hard diskinizi şifreleseniz de, RAM'inizi şifreleseniz de eğer sizin bilgisayarınıza veya işte sizin materyalinize el konulduktan sonra imajı almıyorsa belirli donanımlarla ve yazılımlarla sizi burada adli tıp uzmanlarına veya adli inceleme uzmanlarına bir şeyi gizleyemiyorsunuz. Yani onun şifrelemenin sizin için bir şey ifade etmiyor. Çünkü neden? Biz mesela bunu şöyle düşünün. Şifreli bir bilgisayar düşünelim. Hard disk üzerinden demeyelim. Şimdi şifreli bir bilgisayara ben tamam şifresini bilmediğim için giremem. Ama kapalı sistemin ben o donanımlarla, inceleme donanımlarıyla kopyasını alırsam ve inceleme yazılımları incelersem ben zaten onun içerisinde yer alan verileri görüntüleyebilirim. Eğer siz tamamen diskinizi mesela işte hani veri almasını önlemekten kastınız şuysa eğer tamamen sıfırlamak istiyorsanız formatlama gibi formatlama da biliyorsunuzdur ki formatlama işleminde veriler geri getirilebiliyor. Diskinizi wipe'layabilirsiniz. Bu da nasıl oluyor? İşte veri üzerine veri yazıyor sürekli bir şekilde. Eski verilerinizin üzerine sürekli olarak veri yazıldığı için artık eski verilerinizi işlemiyor. Bunu bu şekilde algılayabiliriz. Bir de eğer hani kullanmadığınız diskler vesaire varsa degausser cihaz denilen bir cihaz var. Böyle kocaman büyük metal bir cihaz var. Bu cihazınızın üzerine diskinizi yerleştiriyorsunuz. Sadece 2-3 saniye kadar böyle tutuyorsunuz. O bir manyetik alan yaratıyor orada. O manyetik alan da sizin diskinizin yapısını bozuyor. Ve zaten artık bu hani bu işlemle artık disk de kullanılamaz hale geliyor da gerçi. Hani diski tamamen ortadan kaldırmak için yapılan bir işlem diyebiliriz. İmajların bulunmaması için ne yapmak lazım? Yani imajın bulunmaması için derken kopyanın bu kopyayı biz kendimiz oluşturuyoruz materyalleri topladıktan sonra. Verileri kutu bilgilerinden de elde edebiliriz. Yalnız bununla ilgili bir görsel bırakmadım diye hatırlıyorum maalesef. Onunla ilgili her birinden küçük küçük koydum. Burada sadece ha, şunları da göstereyim bu arada arkadaşlar. Kurulu işletim sistemi ile ilgili bilgiler. Şimdi Windows'da bir yerde tutuluyor bilgiler. Hani her işletim sisteminin belirli hani dosyaları tutma alanları var. Burada ben çoğunu hani hepsini hatta Windows'tan koydum. Bakın Windows'da eğer bir işletim sistemi bilgisini öğrenmek istiyorsanız şu dizimler altında ilerlemeniz gerekiyor. Bakın burada bu işte Windows registerlerinde sistem 32'nin altında pardon software altında tıkladığınızda bakın geliyor. Bu bilgisayarın adı tamamen Windows 7 Ultimate'miş. Artık imajımızın petini belirtiyor. Kullanıcı Windows kullanıcısı olduğunu belirtiyor. Bu gibi bilgiler. Bunların dışında bilgisayar adının ne olduğunu mesela. Az önceki imaj görüntüde de vardı. Bakın bu da magnet yazılımı. Bu ücretli bir yazılım. Bu az önce gösterdiğim otopsi ücretsiz de. Bu magnet ücretli bir yazılım. Burada da belirli işte bilgisayar eğer Windows bilgisayardan öğrenmek istiyorsanız sistem altında Control Set, Computer Name altında görüntüleyebilirsiniz. Ama direkt yan tarafta burada mesela çıkarıyor işte Operating System. Burada direkt bilgisayarınızın işletim sistemini, ne zaman kurulduğunu, bakın kurulma tarihini de veriyor. Size product key'ini veriyor, sahibini veriyor.
versiyon numarasına kadar detaylı bir şekilde bakın döküyor. Eğer çünkü şöyle delilleri incelediğimiz zaman mesela bilgisayar incelediğimiz zaman bilgisayar adı ne? Kullanıcısı kim? Bunlar bizim için önemli oluyor tabii ki. Veya bu bilgisayar ne zaman kuruldu? Yani bu işletim sistemi daha doğrusu ne zaman kuruldu? Bu bilgiler bizim için önemli. Tarayıcı kayıtlarını bu şekilde dedik. Cookie bilgilerinden de böyle bazı şeyleri görebiliriz. Geri dönüşüm kutusu. Kişi bir şey yapmıştır. Bir dosyası vardır. Gizlidir. Mesela nedir işte? İçerisinde kullanıcı adı parolası vardır. Bunu silmiştir. Geri dönüşüm kutusunu unutmuştur. Bakın geri dönüşüm kutusuna bu şekilde gidersiniz. Buradan elde edersiniz. Bakın bu kişinin neleri silmiş? MP4 uzantılı dosyalarını silmiş. Bunda neymiş? Joomla destekli sitelerde açık bulma. Demek ki bu kişi bir yere sızmaya da çalışıyor olabilir. Yani ya da araştırma içerisinde mesela mail adresi nasıl değiştirilir diye araştırmalar yapılmış. Bunlar ve silinmiş. Geri dönüşüm kutusunda kalmış. Bunların haricinde bir de mesela bilgisayarlarımıza bağlanan depolama cihazları önemli. Neden? Kişi mesela edindiği fotoğrafları uygunsuz bir şekilde olan fotoğrafları bir yere depolamak isteyecek. Ya da başka bir del yani başka suç unsuru taşıyan bir verisini bir yere depolamak isteyecek. Ne yapıyor bilgisayarın indirdiği şeyi? İşte bir flash'ını takıyor veya bir hard diskini takıyor bilgisayarına. Buradan depolama işlemini gerçekleştiriyor. Bilgisayarına siliyor gibi düşünün. Burada işte bilgisayara bağlanan depolama aygıtları da bizim için önemli. Mesela işte hangi USB'ler takılmış? İşte ismi, hani takılan USB'nin ismi ne? Bu gibi bilgiler de elde edilebiliyor inceleme yazılımlarıyla. Bakın şöyle yapayım. Buradan USB devices anlatıyorsunuz. Burada takılan cihazları görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela şunu görüntülemişim ben. Toshiba. Şurada ayrıntılarını görüntüleyebiliyorsunuz. İşte takılan flash'ın markası Toshiba'ymış. Şu tarihlerde bakın bağlantı tarihi bu. Bunlar ilk bağlantı tarihi şu. İşte en son bağlantı tarihi şurası gibi bilgileri de görüntüleyebiliyorsunuz. Yani bu bilgisayar üzerine herhangi bir aygıt takılmış mı? Bunlar önemli oluyor bizim için. Bir de bilişim hukuku var. Bu işte Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesinde işte olay yerine gidip el koymayla alakalı bir kanun var. Ve işte 243 bilişim sistemlerine gibi işte siber suçlar, bilişim sistemine girme, sisteme girip orada verileri yok etme ve değiştirme, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması veya şantaj yapılıyor işte sanal ortam üzerinden. Hakaretler mesela hakaret, haberleşmenin gizliliğini ihlali, kişi birinin işte haberi olmadan onun fotoğrafını alıyor, yayınlıyor veya işte şantaj yapıyor. Bu çocuk istismarı, cinsel istismarı gibi verilerin yok edilmesi, kaydedilmesi bunların hepsi bilişim hukukuna giriyor. İşte bunların da kendileri içerisinde alt başlıkları var. Bunlar işte 6 ay, 2 yıl veya 5 yıl arasında suçlar alınabiliyor bunlardan. Tamam, cevabınızı bulduysanız o zaman çok iyi. Benim anlatıcıklarım bu kadardı. Bunların dışında herhangi bir şey şu anda yok. Sizin eğer sormak istediğiniz sorular varsa yine sorulardan gidebiliriz. Ne diyor? Vermeye de işlem hakkında tabii vermezsek görüntülenebilir mi? Yani bu şöyle siz bunu söyleyecektim. Bunu da bu arada teşekkür ederim. Kişinin ismi Halil. Teşekkür ederim. Bu VMware'de sizin yaptığınız işlemlerin bir kısmı evet görüntülenebilir yani yazılımın o hangi yazılımı bu biraz da kullanıcınıza bağlı. Encase bu konuda hani bayağı iyi bir yazılım. Görüntüleyebilirsiniz. Ama hepsini görüntüleyebilir misiniz? Onun için bir şey diyemiyorum. Çünkü birebir o olayı yaşamadığım için onu bilemiyorum. Burada siz mesela kendi işte flaşınızdan silinen ya da kendi flaşınızla ilgili bir işlem yapmak istiyorsanız mesela flaşınızda çok önemli olmayan bir iki tane dosya atın veya resimlerinizi atın. Başka bir yerde yedekleyin bu arada. Silin bunları. Daha sonra bu ücretsiz yazılımları kullanarak bir kopyasını oluşturun ve daha sonra bu yazılımlarla bir inceleyin. Bakın flaşınızdan aslında bilgiler, o veriler silinmemiş. Hani bunları görüntüleyebilirsiniz. Bu şekilde kendi laboratuvarlar oluşturabilirsiniz. Yine aynı şekilde hani sorularınız olursa bu alanda yapacağınız çalışmalarda vesaire de her zaman yazabilirsiniz bana da. Bu şekilde. Dostlarımızın başka sualı yoksa istiyorsa artık yakınlaştıra. Tamam.
Şöyle ben bir ekran gördüm artık. Yakin ki artık yoktu. Ben ilk önce size sonra da dostlarımıza öz adımızdan teşekkür etmek istiyorum Feyza Hanım. Ve dostlarımız için de söylemek istiyorum ki bugünkü mütexessisimiz Türkiye Respublikası Enerji ve Təbii Servetler Nazirliğinde çalışan Feyza Alçer Hanım idi. Ve təlimçimiz kiber təhlükəsizlik analitikidir. Aramıza koşulduğu için, bizimle məlumatları paylaştığı için özünə təşəkkürümüzü bildiririk. Ve sonda sözü mən Şahin Bey'e vermek istiyorum. Buyurun, rica ederim bu arada. Feyza Hanım çok teşekkür ederim. Katıldınız. Gençlerimiz çok bilgi aldılar umarım. Çünkü bu konuda çok soruları vardı hocam. Kesinlikle. Şu an siz de vurguladınız ki bayanlarımız bu konuda çok bilgi şu an eksikliği yaşıyordu. Bence bu konuda artık gereken sorularının cevabını almıştı arkadaşlar. Size bir daha teşekkür etmek istiyorum. Değerli zamanınızdan bize ayırdınız, geldiniz. Rica ederim. Çok güzel bir sunum oldu. Çok çok güzel bir sunum oldu. Hı hı. Rica ederim. Faydalı olduysa ben de çok mutlu oldum. Daha teşekkür ederim. Hı hı. Çok teşekkür ederim arkadaşlar ben de size. Ülkem adına sizlere teşekkür ederim. Hı hı. Çok teşekkür ederim ben de. Çok sağ olun. Herkese iyi akşamlar o zaman. Hayırlı Ramazanlar tekrardan herkese. Sağ olun size de. İyi akşamlar. Size de hayırlı Ramazanlar. Size de hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. İnşallah görüşmek üzere.